Yeniden Türkiye'ye dönüyoruz. Geleneksel Sancaktepe yağlı güreşlerinin 20.si bu yıl düzenleniyor. Aralarında eski baş pehlivan Şaban Yılmaz'ın da yer aldığı birçok pehlivan çime çıkacak. Şimdi Sancaktepe'ye gideceğiz. Mehmet Sevinç var, bize detayları anlatacak. Mehmet Sevinç'in yanında bir de konuğu olacak. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem Mehmet Sevinç'in yanında. Mehmet, söz sende. Teşekkür ediyorum İsmail Şenol. Evet, NTV Spor olarak yağlı güreşe ilgimiz ve desteğimiz devam ediyor. Senin de söylediğin gibi Sancaktepe'deyiz. Sancaktepe'de 20. kez düzenlenen geleneksel yağlı güreşlerde artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Şu anda çeyrek final müsabakaları yapılıyor baş pehlivanlıkta. Ve toplam 14 boyda burada müsabakaların yapıldığını söyleyelim ama ayrıntıları Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın İsmail Erdem'den almak istiyorum ben. Sayın Başkanım, öncelikle bu güzel organizasyon için tebrik ederim sizleri. Biraz genel bilgi alabilir miyiz organizasyonla ilgili? 20 baş pehlivanın olduğunu biliyorum ama toplam kaç baş pehlivan katıldı buraya? Seyircinin ilgisi nasıl? Doping olayları etkiledi mi şu anda Sancaktepe'deki bu organizasyonu? Evet, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikli olarak tüm güreş severlerimize, dostlarımıza ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Havanın sıcaklığına rağmen, geçen haftaki o yaşanan talihsizliklere rağmen yine tribünler dopdolu. Saat 11 itibariyle bugün güreşlerimiz başladı. Evet, miniklerden başlama üzere baş pehlivanlara kadar 600 civarında çok farklı kategorilerde baş pehlivanlarımız yarıştılar. Şu anda da baş pehlivanlık müsabakalarında çeyrek final müsabakaları yapılıyor. Biraz sonra finale geçeceğiz. Ben bütün baş pehlivanlarımıza centilmence, dostça müsabakalar geçirmelerini, iyi güreş tutmalarını temenni ediyorum, başarılar diliyorum. Bugün burada tabii geçen hafta yaşanan doping olayı olmamış olsaydı Kırkpınar'ın baş pehlivanı Ali Gürbüz Bey de burada olacaktı. Daha önceki yıllar Ali Gürbüz de buradaki müsabakalara katıldı. Ama şu anda durumu muallakta kaldığı için güreşlere, müsabakalara katılamıyor. Temenni ediyoruz bir sonraki yıllar tekrar aramıza döner ama Kırkpınar'daki güreş tutan tüm baş pehlivanlar bugün burada başarılı bir organizasyon üstlendi. Sorumluluğu hissederek bu sene Sancaktepe olarak 20.sini gerçekleştiriyoruz. Kırkpınar'dan sonra uzun tarihler içerisinde Sancaktepe yağlı güreşleri bir marka olsun istiyoruz. Bu çerçevede de belediye olarak tüm fedakarlıklardan kaçınmıyoruz. Atasporumuzu, ecdattan kalan bize, ata yadigarı olan bir spor dalımızın daha güçlenmesi, sağlıklı bir altyapıya ulaşması, gelecek kuşaklara, genç nesillere tanıtımının yapılması ve sevdirilmesi noktasında da adımlar atıyoruz. Ve şu ana kadar da bölgemizde böyle bir tutku oluşturduk. Çok sayıda 10 binlere ulaşan rakamlar la seyircilerimiz geliyor. Ben kendilerini takdirle yad ediyorum. Recep Karas 12 yılın şampiyonuydu burada ve geçen yıl altın kemerin ebedi sahibi olmuştu. Ve bu yıl katılmadı Recep Karas. Ordu'da şu anda. Çünkü kendi memleketinde mücadele etmeyi tercih etti. Buraya gelmedi. Ama zannediyorum siz bu altın kemeri verme olayında da bir kural değişikliğine gittiniz. Yani 2 yılda bir değil, artık 3 yılda bir vereceksiniz. Öyle değil mi? Evet. Güreş Federasyonumuzun da talebi üzerine 3 yıl çok uzun bir süreydi. Kırkpınar'da 3 yıl üst üste olan baş pehlivanlara kalıcı altın kemer takdim ediliyordu. Biz bunu geçen yıl güreşler müsabakalar öncesi 2 ile çekmiştik. 2 yıl üst üste baş pehlivan olan Sayın Recep Karas kardeşimiz geçen yıl altın kemer aldı buradan. Bu sene de kendi memleketi Ordu'da müsabakalar var. Oraya katılmak zorunda kaldı. Yoksa burada da çok sayıda güreş sever dostları, özel ona gelen, seyretmeye gelen seyirciler var. Ordu'lu aslen kendisi. Bölgemizde de çok sayıda Ordu'lu hemşerilerimiz var. Ama inşallah önümüzdeki yıllar yine beraber olacağız. Burada 20 baş pehlivan var. Bu sayı sizce yeterli mi? Sancaktepe Belediyesi'nin bu güzel organizasyonu için 20 baş pehlivan sayısı yeterli mi? Yoksa bu baş pehlivan sayılarını artırmak için özel bir çaba sarf ediyor musunuz? Veya para ödüllerini artırmak gibi. Şu anda da çünkü ihale yapılıyor. Ağalık ihalesi. Evet, de burada sponsorlarımızın desteği oluyor. Ağalarımızın burada telaffuz ettikleri rakamlar bu organizasyona resmen fiili olarak katılmış oluyor. Burada tabii işin reklam ve duyurusunu da yapıyoruz. Ama 20.si oldu.
21.sine gelecek yıl güreş severler bunu tarihini aylar önce bizden öğreniyorlar ve bugüne kendilerini hazırlıyorlar. Başpehlivanlarımızla da yılbaşı itibariyle görüşmelerimiz başlıyor. Yani biz Kırkpınar'ın tarihine göre denk getirmeye çalışıyoruz. Ve buraya gelen başpehlivanlar canı gönülden geliyorlar. Çünkü geçen yıllarda da katılan tüm başpehlivanlarımız severek geldiler. Birçok yerdeki güreşlere burayı tercih ediyorlar. Çünkü burada hem seyircinin seveceğinliği, seyircinin coşkusu, arzusu onları buraya çekiyor. Ve Sancaktepe'nin bir anlamda reklamı yapılıyor ama diğer tarafta bir güreş sporuna da ciddi anlamda hizmet ediyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İsmail Erdem. Evet, Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın İsmail Erdem'le birlikteydik. Evet, güreşler devam ediyor. İlerleyen dakikalarda tekrar birlikte olacağız. Başpehlivanlıkta şampiyonluk mücadelesi esnasında da yine bağlanacağız haber bültenimize. Şimdi söz tekrar merkezde İsmail. Evet Sevince, teşekkür ediyoruz ve böylelikle bu bölümün de sonuna